gibi değil ki burası, inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Geri gelse de bir görse babam. Kırdım çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Şişmiş var ya. Hayatım boyunca etmedim, dans ettim çünkü tabii. Gördüm gördüm. Siz orada Neriman Hanım'la ne oynadınız ne oynadınız ya? Ay, kıvırı çekmiş midir acaba hepsine? Bilmem. Nasıl yerden kıvırıyordu Neriman Hanım böyle böyle? Nasıl bir havalar edalar? Herkes çok eğlendi değil mi Toprak? Çok eğlendiler. Yani aileler, çocuklar hepsi çok eğlendi. Çok güzeldi. Çok mutluyum. Kızlarım ne kadar güzeldi. Çok. Ne hissediyorum biliyor musun Toprak? Sanki bu gece bir dönüm noktası olacak bizim için. Hepimiz için. Bundan sonra hep güleceğiz. Mutlu olacağız. Ben de öyle hissediyorum. Gitmeyin artık kızlarla dedikodu yapayım biraz. Hadi yapın bakalım. Yardım edeyim mi? Yok, iyiyim. Aa, ışıklar niye kapalı? Ay, uyudu mu bunlar yoksa? Ses gelmediğine göre uyudular herhalde. Ay, çocuk bunlar daha ya. Bak, iki dedikodu yapacaktık. Onun için bile uyanık kalamamışlar. Dede. Seni seviyorum. Ben de seni. Ben de seni seviyorum sevgilim. İyi geceler. İyi geceler bir tane. Selam söyle kızlara. Söylerim. Bu kapı niye açık ya? Çocuklar. Ay. Ay, çok şükür hepiniz buradasınız. Canlarım benim. Aşkına yapmayın Toprak! Toprak yardım et Toprak!
Neden? Ne oldu? Ne oldu kızlara? Ne oldu? Toprak yardım et. Toprak, uyanmıyorlar. Toprak, ne olur bir şey yap. Toprak, bir şey yap. Ölmediler de bana. Ölmediler de Allah'ım. Kadar kalk. Kalk güzelim. Ne olur Feride, yapma. Dur. Feride, kalk artık. Kalk. Feride. Kalk ya. Feride dur. Feride dokunma. Ne olur. Feride böyle yardım edemeyiz onlara. Dokunma. Ne olur. Açın yapmayın bunu bana. Ne oluyor Toprak? Toprak bir şey yap. Bir şey yap. Ne olur bir şey yap. Uyanmıyorlar Toprak. Ambulans yardım eder. Toprak ne oluyor? Feride dokunma. Tamam mı? Tamam. Hemen gelsinler Toprak. Hemen gelsinler. Ara hemen. Ara. Anam. Anam. Allah'ım hayır. Ah kızlarım. Ne olur kalkın. Ne olur aç gözlerini güzelim. Ne olur yapmayın. Son gel. Son gel. Bırakmayın beni. Ne olur. Bu kelepçelerde çok sıktı jandarma kardeş. Oldu. Bir numara büyüğünü verelim. Bir de onu dene istersen. Hayır. Yani aslında kelepçeye gerek yok. Ha. Siz de haklısınız tabii. Her gün katildi, hırsızdı, bir sürü manyakla uğraşıyorsunuz. Ama ben vallahi de billahi de suçsuzum. Ah Kemal'im ah. Kendi halinde, gözü karısından başkasını görmeyen saygın bir küçük esnaf geldi. Düştüğün şu duruma bak. Bakın efendim, bakın bakın, şu sıfata bakın. Bu adam suçlu olabilir mi? Bu adam masum efendim, masum. Adeta bir melek. Angel, angel. Sus lan, sus. Sabahtan beri dır dır dır. Suratında da memenet olsa bari. Mesude. Kemal'im. Jandarma kardeş, müsaade edersen iki dakika karımla vedalaşabilirim. Burada temiz çamaşırlar, çoraplar. Ben alayım onu. Sağ ol. Daha bir şeye ihtiyacın olursa haber et, ben getiririm sana. Özgürlük. Peki ya özgürlük getirebilir misin Mesude? Malum bugünlerde en çok ona ihtiyacım var karıcığım. Deme öyle Kemal. Zaten zor tutuyorum kendimi. Bana bak kız Mesude. Yokluğumda eğer o yalancı kızını ev alırsan... bak vallahi de billahi de kocalık hakkımı sana helal etmem. Eh. Yok almam. Şeytan görsün yüzünü. Hadi artık. Bitsin vedalaşmamız. Al. Bizi özledikçe bakarsın. Bu neyle? Aile fotoğrafımız. Sen bir dünya markasısın Mesude. Ne markası Kemal? Salaklıkta bir dünya markası oldun Mesude. Bu neyle? Nal gibi Eylül duruyor bu fotoğrafın içinde. Sen beni hapishaneye yatıran kızına bakıp bakıp da... sinir krizi geçirmemi mi istiyorsun hapishanede karıcığım? Ne bileyim Kemal, fark etmedim bile. Aceleyle çantayı atıvermişim. Eylül'ü yırtıver orada. Hadi artık gidiyoruz. Götürmeyin ne olur. Mesude. Kardeş. Götürmeyin, onun hiçbir suçu yok. Ne olur götürmeyin. O yalancı kızın benim başımı yaktı Mesude. Kemal! Vallahi de billahi de yaktı. Kemal ne olur götürmeyin. Bittim ben karıcığım. Kemal ne olur bırakma beni Kemal.
Mesut ne? Kemal. Mutsuzum. Arkadaşlar çok kan kaybedelim hemen. Bir bakalım. Monitörize yapalım. Hemen ambulans alalım. Hemen. Pardon, bir şey söyleyeceğim. İyileşecekler ama değil mi? İyileşecekler. Çok küçükler onlar, daha ölemezler ki. Ölemezler, daha çok küçükler. Kader. Kader güzelim. Korkma, tamam mı Kader? Korkma, dayan tatlım. Allah'ım. Songül. Songül buradayım. Eylül korkma, tamam mı canım? Eylül hastaneye gideceksiniz şimdi, korkma. Songül bir tanem. Kızları hastaneye götürüyorlar. Ne demek hastaneye götürüyorlar lan? Ölmedi mi onlar? Ambulanslar geldiğine göre ölmediler herhalde abi. Neyse ben gelince anlatırım. Buraya gelme. Peşlerinden git. Öldüklerinden emin olana kadar da bekle orada. Songül'üm. Güzelim. İyileşeceksin, tamam mı? Söz veriyorum, hepiniz iyileşeceksiniz Songül. İyileşeceksin, korkma tamam mı? Bir tanem dayan. Hemen ambulans alalım. İyileşeceksin, söz veriyorum. Hepiniz iyileşeceksiniz, tamam mı? Meral korkma, dayan tatlım. Buradayım ben, tamam mı? Eylül, hastaneye gideceksiniz. Korkma. Canlarım, dayanın ne olur, hastaneye kadar dayanın ne olur, bir şey söyleyin, iyileşecekler değil mi? Bir şey söyleyin ne olur. Songül bir tanem, iyileşeceksin söz veriyorum, hepiniz iyileşeceksiniz tamam mı? Songül buradayım. Sen orada yazana inanma kardeşim. Vallahi de billahi de iftiraya uğradı bu adam. Boşu boşuna giriyorum içeri canım. Şu duvarın önüne geç. Fotoğrafını çeksinler. Profilden daha yakışıklı çıkıyorum aslında ama. gerginlikten espri şey ettim. Kusura bakma. Şimdi sol dön. Arkadaşlarım nerede? Arkadaşlarım değil, sakin ol. Hareket etme. Ama benim arkadaşlarım nerede, ne olur söyleyin. Ya bir tane adam vardı, silah vardı elinde. Biz uyuyordu, koşuyor da geldi. Yaralısın, konuşmaman gerekiyor. Kendini zorlama. Oksijen maskesini takalım. Ne güzel eğlendik Hediye Hanım. Arada böyle çıkalım. Pikniğe falan da gideriz. Olur tabii, çocukları da götürürüz.
piknik iyi olur değil mi Neriman Hanım? Ha tabii tabii. Bütün kış canımı çıkardılar. Bir de yazın onları eğlendiremem. Benim öğretmenler evinde rezervasyonum var. Tatile gideceğim. Gidin tabii, sizin de hakkınız. Sağda dur evladım. Tamam abla. Onlar iyisin, biz devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Neriman Hanım. Siz olmasaydınız biz bu saatte çok zor gelirdik yurda. 64 lira mı yazıyor orada evladım? Evet abla. Siz 20'şer lira verin, ben üstünü hallederim. Hadi. Hadi. Tabii veririz Neriman Hanım. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Buyurun Eriyan. Evimize de geldik. Bekle evladım bakayım sen. Siz içeri, ben nöbet yerine. Ya değil mi? Sizin de işiniz zor Rüstem Bey. Evet. Hediye. Hediye sen gelsene bir buraya. Buyurun Neriman Hanım. Bana bak. Bu Rüstem'e çok yüz verme. Hiç hoşuma gitmiyor hallerim. Ne oldu, bir yanlışını mı gördünüz? Evet gördüm. Sana asılıyor. Ay Neriman Hanım. Estağfurullah. Ay, siz yanlış anlamışsınız. Onun için mi 15'lik kız gibi kikir diyordun? Aklını başına al Hediye. İş yerinde aşk meşk olmaz. Ay ne? Aşk kim, ben kim Neriman Hanım? Ay neler söylüyorsunuz Allah aşkına? Ben diyeceğimi dedim Hediye. Yani gözüm üzerinde ona göre. Yürü evladım yürü. Hocam çok dolaştık ama ağzını açamadık, dışarı kilitlenmiş. Nabız? Belli yedi.
çok acil ameliyathaneye hazırlasınlar. Ambulansta şoka girmiş, kritik seviyede. Soluk ve nabız yok. Göğüste kalp hizasına yakın bir kurşun yarısı var. Tamam, hemen ultrasonu alıp kurşunun yerini tespit etmemiz lazım. Çabuk, 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 çabuk. Ameliyathaneye haber verdiniz mi? Evet. Doktor Bey, Doktor Bey ne olur bir şey söyleyin. Doktor Bey Allah aşkına bir şey söyleyin artık. Ya bir şey söylesenize. İyileşecekler değil mi? Doktor Bey bir şey söylesenize. Doktor Bey nasıl, Eylül iyi mi? Henüz bir şey söyleyebilecek durumda değiliz hanımefendi, lütfen. Ama... Ben bir hemşire çağırayım, sakin ol. Lütfen. Hayır, hayır istemiyorum. İstemiyorum dedim. Bu kızlarım iyileşecek gibi. Ömer almadan gitmem buradan. Gitmem. Kızlarım, kızlarım, kızlarım. Kızlarım. Hayır, hayır, hayır. Ah benim yüzüm. Ambulansta bilinci açıldı ama hala kanaması var. Kurşunun çıkış yeri var mı? Hayır. O zaman acil ameliyathaneyi hazırlayın. Dur yapma kızım, ne yapıyorsun? Canım sakin ol, ne yapıyorsun? Yapma kızım. Ya bırakın beni. Bırakın. Bırakın ya. Koş. Songül. Salgın'ın kim olduğuna dair bir fikriniz var mı? Yahu yok diyorum, anlamıyor musunuz? Yok. Nasıl bir canavar bu ya? Nasıl bir manyak bu? Songül, bir cinayete tanık olmuşlar. Polise ihbarda bulunmuşlardı. Adamlar bulundukları zaman şahitlik yapacaklardı hatta. Hoca anneler yaptı bunu. Başka düşmanları yoktu ki bu çocukların. Zaten çocukların düşmanları olamaz ki. Olmaz yani, çocukların düşmanı mı olur? Onlar yaptılar. Onlar yaptılar memur bey. Songül ve Meral dediniz. Soyadla nelerdir? Songül, Celen, Meral... Kendir. Allah'ım. Yaralıların ev telefonları ve adresini biliyor musun? Onların evleri yok ki. Yetiştirme yurdunda kalıyorlar. Koşu yolu kız yetiştirme yurdu, öyle yazarsanız. Versene kader. Alama bak, nenem alanın kafasına gelecek, aşağı atma. Ya çıt çıt çıt, beynimi deldin kader, bırak artık şu işi. Tam bir saniye. Ne aldın? Ben buraya geleli tam bir yıl oldu. Bu arada ne çok şey yaşadık değil mi kızlar? Evet ya. Tam bir macera filmi gibi. Romantizm de vardı biraz. Ne, yalan mı? Hepimize aşık olmadık mı?
Beni pas geçmemişim. Bu yıl bana aşk hiç uğramadı. Kızlar, bunu bunu bırakın da bu sene liseden mezun oluyoruz. Farkında mısınız? Sonra üniversite sınavı var. İnşallah kazanırız. İnşallah maşallah yok kızım. Eğer kazanmak istiyorsak çok çalışmamız lazım. O zaman çok çalışalım kızlar. Eşekler gibi çalışalım, tamam mı? Aynen. Meral, sen de söz ver canısı. Bu sene daha çok asılacaksın sınavları, tamam mı? Söz canısı. Zaten anneme sözüm var. Biliyorsunuz siz de. Ya kızlar, biz üniversiteyi kazanırsak nerede kalacağız? Öğrenci yurtları vardır. Paralıdır onlar. Aman be, hemen enseyi kararttınız. Kızım biz kazanalım da. Ya en kötü burada yaşarız, ne olacak ki? Neriman bizi kapıdan mı kovacak sanki? Hem ayrıca Feride Hanım da var, o bizi bırakmaz yani. Yani hayatımızın sonuna kadar burada kalacağız, öyle mi? Bilmem, belki de ölene kadar burada yaşarız. Ay yok artık. Neyse ya, okul bittikten sonra benim malikaneme taşınırsınız. Ne bakıyorsunuz? Çok zengin olacağım. Kendime malikane alacağım. Pardon canısı, merak ettim. Hangi mesleği okuyup bu kadar zengin olmayı düşünüyorsun? Ünlü olarak tabii ki. Yani benim bildiğim ünlülük diye bir meslek yok ama. Ha, biliyoruz herhalde canısı. Ya işte şarkıcı olacağım. Tüm Türkiye, hatta bütün dünya albümlerimi satın alacak. Her gülüme, kesin öyle olur. Kızım boş hayallere kapılma. Bizim bu hayatta çıkabileceğimiz en yüksek tepe, aha da bu çatı. Onun dışında hiçbir şey olmaz. Hadi gidelim. Ya dikkat et, öyle kalkılır mı Songül? Kadar ne yapıyorsun ya? Düşmesem de senin paniğin yüzüne az kalsın düşüyordum. Yapma öyle şeyler. Hadi. Yurdun bahçesinde bu tabutun ne işi var? Ya onu bunu bırak. Kim için bu tabut? Birimiz için. İçimizden birisini bekliyor bu tabut. Ya Cemre, salak salak konuşma. Korkutma bizi. Evet Cemre. Bak biz yaşıyoruz, sağlıklıyız. Bizimle bir alakası yoktur. Kızlar ben çok daraldım, gidelim mi? Evet bence de gidelim. Bence de. Tamam hadi gidelim o zaman. Cemre hadi. Kızlar. Bu ne ya? Tel yoktu burada. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor ya?
Yok vallahi açılmıyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Yani belli ki buradan çıkamayacağız. Kızlar hadi arka kapıyı falan deneyelim hadi. Hadi hadi. Cemre hadi. Buradan çıkabiliriz kızlar. Tamam açılıyor. Hadi, hadi Cemre. Songül saçmalama gelsene sen de. Hadi. Bu ne ya? Buradan da çıkamayacağız. Hayır kızlar çıkmamız lazım. Hadi bir şeyler yapalım ya. Burada kalamayız. Ya ne yapacağız ki şimdi? Ya kızlar çok korkuyorum, bir şeyler yapın. Ya ne oluyor? Niye tüm kapılar kapanıyor? Ya kızlar. ...o kadar kolay kurtulacağını mı zannettin? Hayır. Hayır, 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 hayır! Hasta kendine geldi. Yeterince narkoz verelim dedim. Anestezi ilaçlarını yeterince verdim. Ne olduğunu anlamadım doktor bey. Biraz arttırın, devam edelim hadi. Uy bebeğim, sana yardım etmeye çalışıyoruz. Hadi. Mesude, ha? Senin saçını başını yolmak istiyorum. Mesude, deliye bak. Ya. Bıraksana kızım. Bırak, 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 bıraksana annemi. Bırak. Bırak annemi. Bırak. Ne yapıyorsun ya? Eylül senin de kanına girdi. El birliğiyle kocamı hapse tıktınız. Fırlattı gibi kocam sizin iftiralarınız yüzünden 2 yıl hapis yatacak. Hala iftira diyor. Hala iftira diyor. Pes yani. İftira tabii. Eylül bizim mutluluğumuzu kıskandığı için iftira attı. Sen ne diyorsun ya? O senin kızın be kızın. Ay anne telefonlarda bu anı kameraya almam lazım. Defne bir de seninle uğraşmayayım bırak Allah aşkına. Bırak şunu. Hadi bu çocuk Eylül'ün sevgilisi. O ne dese inanıyor. Sana ne oluyor? Sen niye Kemal'imin aleyhine şahitlik ediyorsun? Senin katil olduğunu ortaya çıkardı diye mi? Mesude, sen anlamıyorsun galiba. Senin kızını ben korudum. O gece orada olmasaydım... Sus, hala bir şeyler anlatıyorsun be!
ocağımı başıma yıktın. Seninki de yıkılsın inşallah. Beddua etme be. Ay gerçi senin bedduaların da tutmaz ya. Ya ben annesi olarak kızım yalan söylüyor, iftira atıyor diyorum. Size ne oluyor be? Ne annesi be? Böyle annem olur. Bana bak, bundan sonra ne Eylül'e ne de bize bulaşma, tamam mı? Çık git böyle. Mesude, bak gözünün yaşına bakmam. Vallahi de şu polisi ararım. Ara. Ara beni de hapse attır. Hepten sahipsiz kalsın çocuklarım. Sana koymaz ki Mesude. Öz kızını yetiştirme yurduna bıraktın. Onları da bırakırsan. Bak. Arıyorum. Ya git ya da ben şu polisi çağırıyorum. Sen bilirsin. Allah hepinizin belasını versin. Hasta ya kadın. Daha kaç saat sürecek ameliyat Toprak? Niye kimse bir şey söylemiyor? Geçmiş olsun. Sağ olun. Yakınız ameliyatta galiba. Yakınlarımız. Öğrencilerimiz. Hadi ya. Trafik kazası mı? Silahlı saldırı. Ya bir insan nasıl çocukların üstüne silah sıkar? Nasıl bir insan bu? Nasıl bir insan Toprak? Nasıl bir insan bu? Şişt, tamam, tamam. Nasıl bir insan bu Toprak? Bir şey olmayacak değil mi Toprak? Tamam geçecek. Bir şey olmayacak değil mi ona Toprak? Bir şey olmayacak. İnanılır gibi değil. Kurtulacaklar mı peki? Ben şey, valideye getirdim de önemli bir şey yok. Kalp tansiyonu. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sabaha kadar buradayım. Ara sorarlar, iyi bir haber var mı diye sorarım. Ben de çok üzüldüm çocukların mahallelerine. Neyse ben bir valideye bakayım. Tekrar geçmiş olsun. Toprak. Tamam biter. Hemşire Hanım, kızlarım nasıl? Henüz hiçbir ameliyattan çıkmadı. Yalnız acil kan ihtiyacımız var. Tanıdığınız kim varsa haber verin, gelsinler. Feride ile biz veririz. Kan alma odası koridorun sonunda. Feride. Toprak. Cemre Sarkan'ın kardeşine kan vermişti. Onu da arar mısın ne olur? Tamam ben sorarım. Bizimki tutmazsa. Ay nasıl bir kadın, insanın aklı almıyor. Hala iftira, hala kocam kocam diyor. Ay bu nasıl bir anne anlamadım gitti. Ha, Toprak Hoca arıyor. Efendim hocam. Ne? Hocam ne diyorsunuz ya siz? Ne olmuş oğlum? Anne Eylül vurulmuş. Eylül, Songül hepsi vurulmuş anne. Ne diyorsun? Ver bakayım şunu bana. Alo, ben annesiyim. Nasıl durumları? Anlıyorum. Hangi hastanedesiniz? Ya, tamam tamam, biz hemen geliyoruz. Defne mi? Ben... Defne niye geliyor ki? Cemre beni mi sayıklıyormuş? Tabii tamam, tamam haklısınız, tamam hemen geliyoruz, hemen. Cemre'nin kana ihtiyacı varmış, senin kanın da uyumlu ya, o yüzden seni çağırıyorlar. Anne Eylül'e bir şey olmayacak değil mi? Ağlama oğlum, ağlama oğlum, tamam yaşayacak, ben herhalde. Hadi gidelim. Hadi anneciğim. Ya kanımı mı alacaklar? Ben iğneden korkarım. Ya Cemre senin için yaptı ya. Bir kere bencillik yapma. Hadi gidiyoruz. Hadi kızım hadi yürü yürü. Allah'ım ben ne yapacağım? Nasıl ayakta duracağım? Başıma iki çocuğa nasıl bakacağım?
Hastanede toplum kucağı hepiniz gelin dedi. Güney'i aramam lazım Cenk'i de. Tamam oğlum, arabada ararsın hadi. Babacığım. Anne bak, Mesude teyze. Acaba onu da çağırsak mı? Boş ver kızım. O annelikten çoktan istifa etti. Hadi bin arabaya bin sen. Edilmiştir herhalde nişanda. Yok, olur mu Öşe? Ne test çözecek? Ya nişan bu, tabii ki dans ettik. Ne yapacağız başka? Yetimhane kızları da gelmiştir kesin. Evet, geldiler. Ne olacak? Gayet de güzeldi. Bak, Songül'e çekelim, fotoğrafları göstereyim sana. Gel. Bak, bu danstan önce. Çok güzel değil mi? Aşkım benim ya, dünyalar güzeli. Bu kızdan da sıkıldığını göreceğim Bilay. İşte onu biraz zor görürsün anneciğim. Efendim kanka? Ne? Ne diyorsun sen Serkan? Ne vurulmaz son hepsine? Nasıl olur abi? Olmuş işte kardeşim, olmuş. Hepsini vurmuşlar. Allah kahretsin ki olmuş. Güney, Cenk'e de haber ver hadi. Çabuk olun. Tamam. Güney oğlum, ne oldu? Güney! Cenk, niye bu telaş oğlum, nereye? Hastaneye gidiyorum anne. Ne oldu oğlum, hasta mısın? Yok anne, ben değil, Kader. Ne oldu Kader'e? Anne, Kader vurulmuş. Ne? Ay, ben de geliyorum, dur. Tamam, acele et anne, hadi. Acele et. Kızlar, ne yapacağız ya? Nasıl çıkacağız buradan? Cemre. Bakma ona. Birimiz alacak Eylül. Buradan başka türlü çıkamayız. Cemre saçmalama. Hiçbirimiz ölmeyeceğiz. Buradan beşimiz birlikte çıkacağız, tamam mı? Hepsi benim suçum. Annemin intikamını alayım derken elimi yüzüme bulaştırdım. Özür dilerim. Meral, senin hiçbir suçun yok ki. Aynen Meral. Yani sen mi sıktın bize mermileri? Niye vicdan yapıyorsun? Haksız mıyım Kader? Kimseyi burada bırakmayacağız Meral. Hem bizi bekleyenler vardır. Mesela Feride Hanım, sonra Toprak Hoca, Cenk, Serkan, Güney. Yani onlar bizi bekliyordur değil mi?
Eylül nerede? Ha, iyi mi? Kendine geldi mi hocam biraz? Ameliyattalar, hala çıkmadılar. Kan vermek için koridorun sonundaki odaya doğru gidip... Gel kızım. Nerede, orada mı? Ben buradayım. Ne olur. Ne olur bırakma beni. Ne olur bırakma sevgilim lütfen. Abi ameliyat bitmiş mi? Ya cevap versene! Hanımefendi, Songül Celen, durumu nasıl? Vurulmuşlar galiba. Böyle kıvırcık saçlı. Yurtta kalıyorlar. Songül Celen şu an ameliyatta. Ya ameliyathane nerede? Sol odanın üst katta. Doktorlar bilgi vermiyor. Yani size daha güzel haberler vermek isterdim ama biz de bekliyoruz. Hocam niye bekliyoruz ya? Niye bekliyoruz? Siz gibi bir bakalım hocam. Ben niye bekliyoruz? Cenk. Ameliyathaneye mi girelim? Hah. Sakin. Sakin. Hocam. Allah aşkına kim vurmuş? Kim niye vursun onları hocam? Benim aklım almıyor. Niye? Geberteceğim. Ya geberteceğim niye ya? Ney? Hocam. Ney? 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 Sakin. Sakin. Şşş. Tamam. Tamam. İyileşecek. Tamam mı? Kendine gel. Serkan ölmez derdim. Serkan ölmez derdim. Serkan ölmez derdim. Cenk, varmış da haberimiz yokmuş. Sen nasıl sana emanet çocuğa sürersin lan şerefsiz? Sürmedim. Ben kendi öz çocuğum gibi baktım karımın çocuklarına. Yapmayın. Kıymayın kardeşim, kıymayın. Vallahi de yalan, billahi de iftira. İmdat! Yürüsene. Gardiyan efendi, bu koğuşlar balık istifi gibidir şimdi. Öyle kalabalık sevmez bu adam. Şöyle tek başıma kalabileceğim bir hücre yok mu? Var tabii, olmaz mı? Sahi mi? Sahi ya. Hatta kahvaltıyı yemeye odana getiriyoruz istersen. Ah, wonderful, wonderful. Böylece yemekhanede itle kopukla uğraşmaktan da kurtulurum canım. Ha,
Lan sen burayı otel mi zannettin? Yürü hadi. Yürü be adam. Birader. Geçmiş olsun kardeş. Geçmiş olsun kardeş. Sağ ol. Bak şu yatak boş. Geçebilirsin. Birader, Allah kurtarsın. Eyvallah. Çok fena oldum. Tansiyonum düştü galiba. Ya hemşire hanım, rengi benzi attı. Yeterli değil mi? Bütün kızlara Defne'nin kanını vermeyeceksiniz herhalde. Topu topu bir ünite kan alacağız hanımefendi. Abartmayın lütfen. Daha yarısı bile dolmadı. Kızımız da biraz nazlı galiba. Nazancığım, bir bakabilir misin? Tamam canım. Gelirim birazdan anne. Efendim canım. Serkan nasıl oldu? Nasıl olsun? Mahvoldu çocuk. Ay, neydi öyle perişan halde? Ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Hayatım bak anladım. Bizim oğlanlar bu kızları sevmiş. Ama bu yaştaki çocukların aşkı böyle olmaz ki. Onlar gülüp eğlenecek, gezip tozacaklar. Bizimkiler ne yapıyor? Bir gün mahkeme kapısındalar, bir gün hastane kapısında. Sağ olsun. Kızların da başı beladan kurtulmuyor. Nazancığım, ne yapıp edip bu kızları oğullarımızdan uzak tutmamız lazım. Başka çare yok. Evet, haklısın. Ben de farkındayım. Ya şu kızlar bir iyileşsin. O zaman bakarız çaresine. Tamam. Ben şu Defne ile ilgileneyim. Tamam canım. Tamam. Anne, bundan sonra hep beraber mi yatacağız? Evet anne. Kemal abin hapisten çıkana kadar sen, ben, Metin beraber uyuyacağız. Çok sevindim anne. Aferin kızım. Kemal abin hapse girsin, sen burada sevin. Aferin. Nasıl alışacağım ben onun yokluğuna? Ne yapacağım ben? Allah o Eylül'ü bildiği gibi yapsın. Ya anne, ablama niye kızıyorsun? Çünkü senin ablan nankör kızım. Kemal abin onu öz kızı gibi sevdi, o ne yaptı? İftira attı benim dünya iyisi kocama. Büşra, bana söz ver. Bir daha ona abla demeyeceksin. Bundan sonra senin Eylül diye bir ablan yok. Anne, ben ablamı çok seviyorum. Sevme. Öyle abla olmaz olsun. Öyle evlat olmaz olsun. İnsan evladına kıyamaz ama madem o bana kıydı, yaptıklarının cezasını çeksin inşallah. Sürüm sürüm sürünsün. Allah onun belasını versin. O benim canımı yaktı, onun da canı yansın inşallah.
Su içer misiniz arkadaşlar? Hemşire Hanım, ne olursunuz sabahtan beri burada bekliyoruz. Kimse bir şey söylemiyor. Çocuklar nasıl? Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar ama çok kan kaybetmişler. Maalesef bazılarının durumu çok ağır. Her şey hazırlıklı olmalı. Her şey hazırlıklı olur ne demek ya? Her şey hazırlıklı olur ne demek? Hocam, hocam her şey hazırlıklı olur diyor. Tamam, hocam. Tamam, tamam Güney. Güney. Allah. Güney. Güney sen ya. Hocam, ben sakin falan olmam ben. Ben buradan bir tek Songül'le çıkıp gitmeye hazırım. O kadar. Eylül'le Kadir'in annesini aramamız lazım. Tamam. Yazık bu genç yaşta. Aa, kim bu saatte? Ekrem sen misin? Banu teyze benim Cenk. Kadir'in arkadaşı. Kadir iyi değil. Vuruldu. Ne? Ne diyorsun sen? Ne demek vuruldu çocuğum? Nerede peki şimdi? Hastanedeyiz. Ameliyat aldılar Kadir'i. Ya siz hani bazen ona kötü davranıyorsunuz ya. Ama aslında onu seviyorsunuz biliyorum. Ya insan çocuğunu sever değil mi? Bakın hemşire... ...her şey hazırlıklı olur dedi. Olur gelin. Yalnız bırakmayın ne olur. Ah oğlum. Metin'im. Daha baban ölmeden babasız mı kaldın sen bahtsız yavrum? Serkan, ne istiyorsun? Mesut teyze, Eylül. Bak hala Eylül diyor. Oğlum benim Eylül'le bir alakam kalmadı artık. Onun için arayıp rahatsız etme beni. Söyle o Eylül'e. Ya bir dinle, bir dinle.
Mesude teyze, Eylül çok kötü. Vuruldu. Durumu da çok ağır. Yıllar önce hayallerinden başka hiçbir şey olmayan bir kız çocuğuydum. Hayata en başından 1-0 yenik başladım. Ama çok çalıştım. Umut ettim ve hiçbir zaman vazgeçmedim. Şimdi şeref golümü atıyorum. Ey hayat bak, şimdi 1-1 olduk. Kızlar akşam Feride'nin evinde misafirdi. Gece silahlı biri ya da birileri girip kızları yaralamış. Kader şu an ameliyatta. Biz de henüz kim olduğunu... Sen neredeydin peki? Sen niye sapasağlamsın? Ben evde değildim. Niye yalnız bıraktın kızımı? Bana bak, ona bir şey olursa seni mahvederim. Duydun mu, mahvederim? Kader nerede? Yaşayacak değil mi? Nerede Kader? Bilmiyorum, hala ameliyatta. Sorumsuz. Sorumsuzsun Kader. Beni duyuyor musun? Beni böyle yalnız bırakıp gidemezsin. Bana söz verdin. Bu çocuğu birlikte büyüteceğiz dedin, duydun mu? Bırak Kader. Beni böyle yalnız bırakamazsın, duydun mu? Beni yalnız bırakamazsın diyorum. Sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın? Hala kendinden bahsediyorsun, bencil. Bu çocuk içeride can çekişiyor. Sen nasıl bir annesin ya? Burada kalkmış hala kendinden bahsediyorsun. Kader'in ameliyatı çok iyi geçti. Şimdi odasını alacaklar hastamızı. Tekrar geçmiş olsun. Çok şükür. Çok şükür. Biliyordum ya. Biliyordum işte, kurtuldu. Kurtuldu işte. Ameliyatı geçmiş Kadir'i. Sevgilim yaşıyor. Hocam yaşıyor ya. Ben de buradayım. Bak hepimiz buradayız, tamam mı? Yanındayız. Ay çok şükür. Kader.
Herhalde Tuncer abi. Felaket bir şey oldu. Beni gören kız ameliyattan çıktı. Şu an baygın ama hala yaşıyor. Senin yapacağın işin Allah belasını versin. Bak, o kız uyanırsa yanarsın. Anladın mı? Tamam abi, tamam. Ben halledeceğim. Sen beni dinleme Kader. Hiç kimse için değil. Kendin için aç gözlerini anne. Ameliyattan çıkan keşke son gün olsaydı diyorum. Anne ben kötü biri miyim? Değilsin oğlum. Nerede yavrum? Ameliyatta hala. Bekliyoruz. Bekliyor musunuz? Benim kızım burada canıyla uğraşıyor. Siz bekliyor musunuz? Ne biçim yurt be orası? Eline silah alan çat kapı giriyor mu içeri? Sizin yurdunuzun içine tüküreyim ben. Perişan ettiniz kızımı. Perişan ettiniz. Biz mi perişan ettik? Sen kızına sahip çıktın da ben zorla mı aldım çocuğun elinden? Ha? Şimdi mi hatırladın sen anne olduğunu? Bir de utanmadan bağırıyor musun burada? Feride, Feride tamam, tamam. Annesi sonuçta korkuyor. Ne dediğini bilmiyor şu an. Tamam. Ben ne söylediğimi gayet iyi biliyorum. Tamam mı? Sizin yüzünüzden oldu her şey. Sizin yüzünüzden. Asiye ettiniz kızımı. Benim kızım ağzı var dili yok bir çocuktu. Sizin yüzünüzden oldu. Perişan ettiniz kızımı. Bana asiye ettiniz. Sizin yüzünüzden beddua ettim kızımı. Beddua ettim, o yüzden mi oldu? Allah'ım affet. Allah'ım. Beddua mı ettin? Allah'ım küçücük bir kıza ne yaptığını bilemedi. Affet Allah'ım affet. Bilemedi affet. Sen çocuğuna beddua mı ettin? Beddua mı ettin sen öyle? Allah kahretsin seni, kahretsin. Feride. Allah seni kahretsin. Feride. Allah seni kahretsin. Anne, sen ver şunları, bak bunları ağır. Kıyamam ben sana kızım. Asıl benim seni sırtımda taşımam lazım. Yıllarca o pisliğe inanıp seni perişan ettim. Anne, artık bunları düşünme. Bak bunların hepsi geçti gitti. Sen sonunda bana inandın ya, benim içim o kadar rahat ki. Hadi evimize gidelim. Bunları da ver bana. Bende kalsın. Allah rızası için yardım edin kardeşim. Çok zor durumdayım.
yardım etmeden geçmeyin. Çok zor durumdayım. Çok. Fakire bir sadaka. Allah'ın rızası için yardım edin kardeşim. Acım aç. Allah rızası için kardeş. Çok zor durumdayım. Mesude. Mesude, beni almaya mı geldin? Bak, sen evden kovdun. Ne hale düştü Kemal? Mesude. Mesude. Kurtar beni karıcığım, kurtar. Hala seni seviyor bu adam. Allah rızası için acı bu. Allah rızası için acı Mesude. Bir de dileniyorsun değil mi? Pislik. Al bu da sadakam olsun sana. Seni gebertmediğime şükret. Ama Allah belanı verdi işte. Sürün burada. Geber. Hadi anne. Nabız ve kalp ritmi normale döndü. Çok şükür. Aferin güzel kız sana. Çocuk çok savaşçı çıktı. Odaya çıkarın, ben de birazdan geliyorum. Kimse konuşmuyor. Nasıl konuşma öyle kızım? Kimse ölmedi. Bekliyoruz işte. E Cemre nasılmış? Bilmiyorum. Eylül'ün ameliyatı başarılı geçti. Tekrar geçmiş olsun. Dur, bak, bak. Oh, çok şükür, çok şükür Toprak. Şükürler olsun Allah. Thank you.
Rabbim, nedir bu kızların başına gelen? Onları böyle yatarken görmeye dayanamıyorum. Yoğun bakımın önünde bu kadar birikmeyelim. Kafeteryaya gidin, orada bekleyin. Herhangi bir şey olursa biz size haber veririz. Hadi bakalım, boşaltalım burayı. Kızlar. Meral, bu biraz fazla taşlı değil mi? Biraz mı? Kızım, toplasan 5 kilo taş vardır. Bu aletle nasıl dans edeceksin Meral? İşte böyle canısı. Ya bence bu gelinlik şapşahane. Tam benlik yani. De oğlum ya. Bu kız gerçekten deli. İnsan benseye de hiç mi değişmez Meral? Değişmez. Kızlar, ya böyle hepimiz gelinlik giydik ya. Dışarıdan biri bizi görse kimin gelin olduğunu bile anlamayacak. Ama ne olacak? Eğleniyoruz işte. Kızlar bize kızmazlar değil mi? Niye kızsınlar canım? Ya müşteriyiz biz. Denemeden nasıl beğeneceğiz? Aynen. Songül, dur, dikkat et. Üstüne dökersen almak zorunda kalırız. Daha bir sürü deneyeceğiz. Ya doğru diyorsun. Ben bırakayım. Ah be kızlar. Nasıl oldun? Çok güzel oldun Songül. Ya şahanesin. Sana çok yakıştı. Bence de. Alın bunları. Kardeş, af haberi vardır belki. Bir bakıver hele. Tövbe tövbe, daha ilk günden. Bu da bir tuhaf çıktı arkadaş. Ya sen ver hele, ben bakarım. Af bu canım. Ne zaman çıkacağı belli mi olur? Değil mi ama? Bir de bakmışın çıkmış. Ne yaptınız siz lan, vicdansızlar? Bu ne lan? Toplu katliam mı yapmış şerefsizler? Ne o? Tanıdık biri mi çıktı yoksa? Gardiyan kardeş, beni dinle. Benim hakimdi, savcıydı. Şöyle yetkili biriyle konuşmam lazım. Hayat memat meselesi. Anladın mı beni kardeşim, he? He? Benim yakınlarım yoğun bakımda yatıyorlardı. Bu silahla yaralanmadan gelen. Şimdi baktım yoklardı. Acaba odaları mı değişti? Evet, yeni yoğun bakım odasına naklediliyorlar. Peki hangi odaya kaldırıldığı öğrenebilir mi? 2. katta. Teşekkürler. Rica ederim.
Burada ne işiniz var? Ben hastanın yakınıyım da. Burası yoğun bakım. İzinsiz giremezsiniz. Tamam hemşerim, tamam. Kızma, şimdi hemen çıkıyorum. Arkadaşlarım nerede? Onlar diğer odadalar. İyiler ama değil mi? Ben doktora ve yakınlarına haber vereyim uyandığını. Geleceğim, tamam mı? Vay be. Bu dantelleri yapmak için çok uğraşmışlardır, değil mi Kader? Kader? Gitti. Eylül de yok. Kızlar hala anlamıyor musunuz ne olduğunu? Hayata geri dönüyorlar. Çok güzel bir rüya değil mi? Evet, çok güzel bir rüya. Her şey çok aydınlık. Kardeş, dün akşam sen değil miydin dolandırıcılıktan içeri girdim diyen? Dolandırıcılık iftirasından kardeş. Yoksa dolandırıcı değil bu adam canım. Evet, öyleymiş. Az önce öğrendik. Meğer pis bir çocuk tacircisiymişsin. Vallahi yalan. Billahi iftira kardeşlerim. İnanmayın. Bizi kandıracağını mı zannediyorsun lan? Tutun kollarından. Sait, benim Zula'yı getir. Yapmayın. İnanmayın kardeşim. Yapmayın bu adamı. Lan sana sapıklık neymiş göstereceğiz. Vallahi billahi doğruyu söylüyorum. Yapmayın, yapmayın durun. Ya. Yeminle doğruyu söylüyorum. Vallahi doğru söylüyorum kardeşlerim. Kendi üvey kızımın iftirasına uğradım, inanmayın. Sus lan. Kıymayın bu adama kardeşim. Yapmayın. Gardiyan! Kes lan sesini. Gardiyan! Yapma kardeşim. Yapma. Yapma kardeşim. Yapma. Yolun kardeşim, kıyamayın. İtira kardeşim, kıyamayın. Masum olun. Yapmayın. Kıyma kardeşim, kıyma yapma. Kıyamayın. Yapma kardeşim, yapma. Gardiyan geldi. Kemal, müdür seni çağırıyor. Thank you.
Gel. Beni görmek istemişsin. Evet efendim. Bu olayın faillerini biliyorum. Nereden biliyorsun? Çünkü bu melaikelerin yerlerini o adamlara ben söyledim efendim. Sen mi söyledin? Evet. Maalesef yaptık öyle bir salaklık. Dilim kopsaydı da söylemeseydim efendim. Yani ben o adamların bu kızcağızlara böyle bir kötülük yapacağını nereden bilebilirdim? Benim kendi öz evladımdan ayırmadığım üvey kızım Eylül de onların arasında. Bilseydim yapar mıydım işte öyle bir şey efendim? Dur dur dur, hiçbir şey anlamıyorum. Şunu tam olarak bir daha anlat bakayım. Tabii efendim tabii. Ben şimdi size tane tane her şeyi en başından anlatırım. O adamlar dükkanıma gelip Meral'i, yani şu kızcağızı aradıklarını söylediler. Evet. Efendim işte akrabalarıymışmış da epeydir görüşmemişmişler de ben de saf gibi inandım. Bu Meral benim üvey kızım Eylül'ün yetimhaneden arkadaşı olur. Ben de tuttum saf gibi yetimhanenin adresini adamlara verdim. Kesin o adamlar işlediler efendim bu suçu. Peki biz bu adamları nereden bulabiliriz? Bende numaraları var efendim. Ver o zaman, savcı beye ulaştıralım hemen. Tabii tabii. Her duyarlı yurttaşın devletine yardımcı olmak bir vatandaşlık görevidir. Ama sizden bir istirhamım olacak efendim. Eğer bir sakıncası yoksa beni tek kişilik bir odaya alabilir misiniz? Hayır, yani ben İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Yani tamamen ilim irfan maksatlı. Canım benim, canım. Çok şükür iyisin annem. Sana bir şey olacak diye çok korktum ben kadar. Ben de sen beni sevmeden öleceğim diye korktum. Senin kokun anne kokusu değil artık. Öptüğünde yaralarım iyileşmiyor. Anne niye hala Cemre uyanmıyor? Bilmiyorum canım. Uyanır herhalde birazdan. Peki Songül'le Meral? Onlar uyandı mı? Hayır. Onların durumu biraz ağır. Onları başka bir odaya aldılar. Nasıl yani? Songül'le Meral ölecek mi? Hayır canım, hayır. Ben öyle bir şey söylemedim. Ya Songül kötü, Meral iyi değil. Ben burada Kader. Ne yapıyorum ya? Kader. Ben burada yaşadığıma seviniyorum. Ya ben nasıl Kader. Arkadaşım ya? Kader, beni kahretsin. Ne yapıyorsun? Kendine zarar vereceksin. Meral. Benim arkadaşlarımı görmem lazım. Eylül. Kader. Sizi hastalara heyecanlandırmayın demiştim. Çabuk çıkın dışarı siz de.
Hadi artık ya, çıldıracağım ben hocam. Biri bir şey söylesin ya. Doktor anlattı ya Güney. İşte ameliyattan çıktılar. Şu an beklemekten başka çaremiz yok. Ne olur biraz daha sabır. Hadi oğlum, biraz daha. Feride, bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir felaket böyle ha? Çocukların haberleri gazetelerde. Ay şimdi bir de yetim oldukları duyulursa. Seyreyle sen gümbürtüyü. Kızım, hiç akıl yok mu sende? Ne diye yatıya alırsın çocukları ha? Nerede bunların izin kağıtları? Haklısınız Neriman Hanım. Bilemedim. Böyle bir şey aklımdan bile geçmezdi ki. Sana 100 kere tedbirli ol dedim. Değil mi? Arana mesafe koy dedim. Bak çıktı işte söylediklerim. Hiç kusura bakma Feride. Bu olayı bakanlığa bildirmek zorundayım. Yani senin yüzünden ben başımı yakamam. Neriman Hanım. Neriman Hanım şu an çok üzgünüz. Allah aşkına şu an sırası değil. Lütfen. Üzülünmeyecek gibi değil ki. Resmen vahşet. Gencecik çocuklar. Of. Of. Allah yardımcıları olsun. Sana gelince Feride. Eğer biri ölsün. İçlerinden birine bir şey olursa. Ömür boyu veballeri senin boynunda bilesin. Senin ne işin var burada? Ha? Yurdu bırakıp buraya mı geldin? Sen kimden izin aldın hediye ha? Tövbe estağfurullah. Ben kızları merak ettim de. Yürü hediye. Doğru yurda. Yangın çıksa, yurdu su bassa ne yapacak çocuklar ha? Artık benim tepemin tasını attırmayın canım. Yürü, yürü yurda, yürü. Telefonum çalıyor Feride. Kim? Bilmiyorum. Alo. Alo. Feride Hanım, ben komiser Ayhan Erdinç. Bir istihbarat aldık. Elimizde bazı şüpheliler var. Kızlar konuşabilecek duruma geldiklerinde teşhis etmelerini isteyeceğiz. Ellerinde şüpheliler varmış. Hangi karakola götürüyorsunuz? Maltepe Karakolu'na, tamam. Eylül'e kadar kendine geldi ama yoğun bakımdalar şu an. Tamam. Tamam, ben haber vereceğim o zaman. Peki, tamam, sağ olun. Ellerinde şüpheliler varmış Toprak. Bir gelişme olursa mutlaka haber verin çocuklar, tamam mı? Evet oğlum, mutlaka beni ara, tamam mı? Tamam anne. Anne, ya ben burada kalacağım. O nereden çıktı? Cemre uyandığında ona benim kan verdiğimi söylemek istiyorum. Ya lütfen anne. Tamam tamam. Ama sonra hemen eve gel. Tamam mı? Tamam. Güney! Güney nereye? Adamları yakalamışlar, karakola gidiyorum. Ne? Bekle, biz de geliyoruz. Erdem, oğlum ne? Sen oğlum nereye? Sen kal! Seni göstermezler onları. Ya nereye gidiyorsunuz oğlum? Tamam Hediye, tamam. Ağlama. Allah'tan ümit kesilmez. Ne yapayım Neriman Hanım? Tutamıyorum kendimi, çok üzülüyorum. Hediye. Kızlardan ölen olursa sakın bana öldü deme. Yani içim dayanmaz. Sen o iş olmadı de, ben anlarım. (Gülüyor)
bekliyorsun Hediye? Binsene arabaya. Siz gidin Neriman Hanım. Ben dolmuşla gelirim. Benim param yok. Ay tövbe estağfurullah. Bin hadi bin. Paranın tamamını ben vereceğim. Gel. Yürü kardeş. Koş yolu kız yetiştirme yurduna gideceğiz. Bacım kızlarla ne işim olur benim komiser bey? Hadi onu mahkemede anlatırsın. Dur onlar. Lan! Şerefsiz! Alın hepsini götürün. İster misiniz? İsterim. Senin yüzünden odadan atıldık. Bir çeneni tutamadım. Şimdi evladımın yanında olacaktım. Yanlarında hemşire var. Gamsız şey. Seni şimdi hiç çekemeyeceğim Mesude. Çağır hemen.
Kaderi misin? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Merhaba. Sen kimsin? Ben sizin yeni müdür yardımcınızım. Ama siz bana Cemre abla diyebilirsiniz, tamam mı? Beşiniz iyi arkadaş mısınız? Evet. Biz de sizin gibiydik. Beş iyi arkadaş. Hatta beş kardeştik. Kader, iyisin değil mi yavrum? O kadar çok korktum ki anne. Ya neredeyse beni öldürecekti. Çok az kalmıştı. Bu nasıl bir gözü dönmüşlüktür Toprak? Adam burnumuzun dibine kadar girdi ya. Cesarete bakar mısın? Ya bütün gece kızları sordu. Ben de salak gibi anlattım. O kadar teşhis etmesin diye öldürecekti neredeyse. Allah'ım sen koruma Rabbim. Ya anlamıyorum ya. Bizi niye tutukluyorsunuz? Biz ne yaptık? He? Ya onlar pislikler, katil katil. Bizim arkadaşlarımızı vurdular. Ne yapacaktık yani? Yanlarına mı bırakacaktık? Sizi tutuklamadık. Ya abi niye buradayız o zaman? Az sakin de şimdi niye buraya koyduk? Polise mukavemet göstermek neymiş anlayın. Ya memur bey, abicim bak Allah aşkına. Benim şu anda kız arkadaşımın yanında olmam lazım. Hastanede o. Bak istersen kelepçe tak. Kelepçeyle götür ama lütfen Allah aşkına çıkar bizi. Lütfen. Abicim, memur bey. Ya baksana. Dayan Zülgül'ü. Dayan. Cemre. Kuzum. Eylül. İyi misin anne? Cemre gözlerini açtı. Cemre, canım. Kader. Buradayım Cemre. Cemre, ben de buradayım. Ben sizi niye göremiyorum? Aa!
Niye karanlık burası? Işıkları mı kapattınız? Açsanız ışıkları kadar. Yavrum, ışıklar yanıyor. Sen bizi göremiyor musun yoksa? Sakin ol. Sakin. Emine teyze. Emine teyze bir söylesene bana. Niye göremiyorum hiçbir şey? Hiçbir şey göremiyorum ya. Ne olur bir şey söyle. Emine teyze bir şey söylesene. Ya Emine teyze bir şey göremiyorum ben. Ne olur bir şey söyle. Emine teyze. Ne olur bir şey yapın. Göremiyorum hiçbir şey. Ne oluyor bana? Ne olur. Tamam bir şey. Emine teyze. Göremiyorum, ne olur yardım edin bana, göremiyorum hiçbir şey. Emine teyze, Emine teyze göremiyorum hiçbir şey. Ne olur yardım edin. Cemre yapma Cemre. Ne olur yardım edin, göremiyorum hiçbir şey. Hiçbir şey göremiyorum. Kader, Elif ne olur yardım edin bana, ne olur. Ne olur, göremiyorum hiçbir şey, göremiyorum. Songül, aşkım, bir şey diyeceğim. Gerçekten biz niye seninle habire hamal gibi koltuk taşıyıp duruyoruz? Kim taşıyacak oğlum? Adamlar getirdi evin önüne bıraktı. Tabii ki biz taşıyacağız. Allah Allah, verseydik parasını taşısalardı. Bırak, bırak. Neyse, en azından bu seferki hafif. Gelsen şöyle. Kendi evimizin mobilyaları ya, ondandır belki. Güney. Biri bana 5 yıl önce siz evleneceksiniz dese, bilmiyorum inanmazdım herhalde. Nasıl ya? Ciddi misin? Yani. Allah Allah. Tiyatro sahnesinde diz çöküp evlilik teklif ettiğimde evet derken pek bir hevesli görünüyordun müstakbel nişanlım. Ama o oyundu canım. Hem küçüktüm ben. Ciddi olduğunu nereden bilebilirim ki? İyi. Hadi öyle olsun. Ay. Hanım, bir çay koy da çay içelim ya. Oo Güney, dur daha evlenmedik. Kusura bakma vallahi. O işler sırayla canım. Hayır, sırayla değil. Çünkü sana hiç sıra gelmeyecek. Niye biliyor musun? Çünkü sen kahve isteyeceksin, ben kahve getireceğim. Su isteyeceksin, su getireceğim. Bir dediğin iki olmayacak bu evde. Prensesler gibi yaşatacağım seni. Güney, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkım. Bu evde senle ikimiz birlikte yaşayacağız ya. Ya o kadar mutluyum ki gerçekten. İçim içime sığmıyor ya. Ya ben seni yerim deli. Bir şey diyeceğim. Benim aşkımın... İçine sığmıyor muyum? Ya aşkım. Bak benim böyle aşk böceği olduğum sakın kızlara söyleme. Eğer duyarlarsa ben çok utanırım. Ay tamam tamam.
Gel şöyle. Oh. Zadiye annen taşıyacaktık. Taşırız Sungül. Acelesine. Kaçmıyorlar ya. Ay çok güzel oldu yine ya. Daha güzel olacak. Yeter yine kapıda kara geceler. Ay çileli başım, ortasında kışın iyice beter. Vay yine mi keder, ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay çileli başım, ortasında kışın iyice beter. Geçer bir gün, herkes farkında, herkes nasıl üzgün. İnsan biraz olsun akıllanmaz mı, büyümez mi er geç, yanardağ gibi için için sönmez mi bu sinsi ateş? Ay yine mi keder, ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Ay çileli başım, ortasında kışın iyice beter. Vay yine mi keder, ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay çileli başım, ortasında kışın iyice beter. Teşekkür ederim.
Canım. Yazık oldu sana. Neden? Ne oldu ki bana? Çocuklardan birinin annesi, hepsinin de avukatıyım komiser bey. Yani bunlar reşit bile değiller. Nezarethaneye nasıl atarsınız? Hangi suçla üstelik? Polise mukavemet ve zanlılara linç girişimiyle. Bir bu eksikti başımıza gelmeyen, o da geldi. Çocuklar kendilerini kaybetmişti hanımefendi. Biz de biraz sakinlesinler diye nezarethanede misafir ettik. Zaten arkadaşlar da getiriyorlar. Gel. 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 Babama söylemezsin değil mi anne? İyi misin oğlum? Ben iyiyim anne. İyi olmayan son gün. Hadi imza mı atıyoruz, ne atıyorsak bir an önce atalım da çıkalım gidelim şuradan. Aklım Songül'de. Aynen anne. Benim de aklım Eylül'de. Hadi gidelim. Bana Eylül deme Serkan. Bana Eylül deme. Artık yaşayıp yaşamaması umurumda bile değil. Ben o kızın adını bir daha senin ağzında duymak istemiyorum. Ay bana bunu da söylettin ya. Cemre'nin görememesi fiziksel bir durum değil. Psikomatik bir durumdan şüpheleniyoruz. Detaylı bir muayeneden sonra tekrar konuşuruz. Psiko ne? Yani yaşanan strese ve travmalara bağlı psikolojik bir görememe durumu. Öyleyse zamanla geçer öyle değil mi doktor bey? Hastanın durumuna bağlı. Bu tip hastalıkların düzelmesi bazen uzun yıllar alabiliyor. Hatta ömür boyu sürenler bile var. Ama umudumuzu kaybetme. Ne diyorsunuz doktor bey? Ne demek ömür boyu? Maalesef. Ne olur, ne olur ben Görkanlık istemiyorum. Ne olur yardım edin bana. Sakin ol, sakin ol. Yatman lazım. Yatman lazım. Hatta yeni ameliyat oldun canım. Hadi. Ya ne olur yardım edin. Ben karanlıkta kalmak istemiyorum. Ne olur beni bırakmayın karanlıkta. Kader Eylül, ne olur yardım edin bana. Cemre. Cemre. Yatacağım. Yatman gerekiyor. Ne olur, ne olur. Kader ne olur yardım edin. Eylül. Kader ne olur yardım edin. Ne olur bir şey yapın. Ne olur. Ne olur. Ne olur bir şey yapın. Ne olur bir şey yapın. Sen burada bekle. Ne olur. Kader. Ne olur bir şey yapın. Doktor bey, hasta mısın? Ne oluyor? Cemre! Feride! Hemşire hanım! Feride! Hemşire hanım! Feride! Hemşire hanım! Hemşire hanım, bir bakar mısınız? Feride, bir tane. Buyurun Kemal Bey, tek kişilik hücreniz. Dua
canavarlarla arkadaşlık edersiniz artık. Bir koğuş dolusu adamın kıllı suratına bakacağıma dört duvarla arkadaşlık ederim daha iyi. Hem zaten yalnızlık sever bu adam. Hadi gene iyisin. Şişlenmekten yırttın. Müdürü nasıl ikna ettiysen artık. Bunda anlamayacak ne var canım? Tatlı dilim güler yüzümle. Senin yüzüne. Yine ucuz atlattın Kemal. Kedi gibi adamsın mesela. Her seferinde dört bacağının üstüne düşmeyi nasıl beceriyorsun? Vallahi tebrik ederim. Böyle tamam oldu. Çok güzel oldu. Çok da güzel oldu. Sen, ben, bir de Metin demek. Ulan Eylül. Ulan kitapsız Eylül. Gör bak senin yüzünden ne hallere düştü bu adam. Başına gelmeye kalmadı. Ama yine de çok seviyorum seni kız. Bugünler bitecek. Bu ayrılık geçecek. Yine kavuşacaksın Kemal abinle. Hiç merak etme sen. Neyse. Artık hücremize yerleşelim. Doktor bey, hastanın durumu kötüye gidiyor. Merakendir. Songül. Cemre haklıydı. Bu tabut bizim için. Birimizi almadan bitmeyecek bu kabus. Ya Meral, saçmalama Allah aşkına. Bak kaderle Eylül kurtuldu. Cemre de kurtuldu. Bir tek senle biz kaldık. Ya neden pes ediyorsun? Sen güçlü bir kızsın. Haklısın bebişim. Hemen pes etmeyelim. Hadi gel kabıyı bir kez daha deneyelim. Tamam. Gel hadi. Demiştim. Gördün mü? Pes etmedik. Oldu kardeşim. Kurtulduk. Oh be. Meral. Aç şu kapıyı. Ne yapıyorsun? Meral aç şu kapıyı. Meral ne yapıyorsun? Açsana şu kapıyı. Olmaz Songül. Her şey benim suçum. Bu işi ben başlattım. Ben bitireceğim. Meral saçmalama. Niye vicdan yapıyorsun kardeşim? Bak hepsi gitti. Biz kaldık. Hadi gidelim gel. Beni unutmayın olur mu? Hepinizi çok seviyorum bebişim. Meral. Meral ne yapıyorsun saçmalama Meral. Meral aç şu kapıyı Meral. Meral geri gel kardeşim ölemezsin. Meral gitme lütfen ölmeyi hak etmiyorsun Meral. Meral lütfen geri gel Meral. Ölme kardeşim, sen daha çok küçüksün Meral. Hayati belirtiler ne durumda? Tansiyon alamıyorum.
defibrilatörü getirin. Yüzünü bol çok. Bol çok. Nabız yok. 220 volt çok. Hadi çabuk çabuk hadi sen de. Kardeşim. Bir şeyler yapın. Beni de geri uyutun lütfen. Meral gidemez lütfen. Biz elimizden geleni yapıyoruz canım. ...250. Meral lütfen gitme kardeşim. Lütfen bir şeyler yapın ne olur. Kardeşim ölmesin lütfen beni de uyutun. Lütfen uyutun hadi. İyi olacak merak etme. Meral ölme lütfen. ...160. Bir şeyler yapın ölmesin ne olur. Kardeşim ölmesin lütfen. Tamam sakin ol. Meral lütfen ölme Meral. Meral uyan. Meral hayır ölemezsin kardeşim. Meral hayır. Meral lütfen uyan lütfen. Meral lütfen uyan kardeşim. De yaşa Songül. Hep mutlu ol. Anneciğim. Geliyorum.
olması inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuğum. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Ne olsun, gidecek gibi değil bu zalim görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken, geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Geri gelse de bir görse babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat. Her şey tamam. Geri gelse de bir görse babam.